Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güç elektroniği dünyasında çok önemli bir konuya, köprü diyottan sonra devreye giren filtreleme elemanlarını göz atacağız. Bu devredeki bobinler, kondansatörler ve filtreleme işlemleri güç kaynağından aldığımız AC sinyali pürüzsüz bir DC'ye dönüştürmek için nasıl kullanılır? Bunu birlikte öğreneceğiz. Ekranda gerçek bir adaptör görüyorsunuz. Bu adaptörün en temel görevi alternatif akımı doğrultarak sabit bir doğru akım haline getirmek. Burada dikkat etmeniz gereken ilk yer AC giriş noktası. Gelen 220 volt alternatif akım önce köprü diyotta giriyor ve burada doğrultuluyor. Ancak burada elde edilen sinyalin tam olarak temiz bir doğru akım olmadığını unutmamalıyız. Bu doğrultulan sinyalde dalgalanmalar var ve bu dalgalanmalar hassas cihazlar için sorun olabilir. Adaptörün içinde kullanılan bileşenleri dikkatlice inceliyoruz. Görüyorsunuz, burada büyük elektronik kapasitörler var. Bu kapasitörler doğrultulan sinyali düzenlemekte çok kritik bir rol oynuyor. Ayrıca bobinlerin de sinyal düzenlemesindeki rolünü ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Hadi şimdi bu adaptörün devre şemasına yakından bakalım. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkında kanalımızda bulunan elektronik devrelerde sigortalar ve köprü diyotlar hakkında hazırladığımız videoları izlemeyi unutmayın. Ekranda gördüğünüz adaptörün devre şeması güç elektroniğinde temel bir yapıyı temsil ediyor. Şemada ilk olarak dikkat çeken şey girişteki köprü diyot devresi. Burada 4 adet diyot kullanılmış. Bu köprü diyot AC sinyalin pozitif ve negatif yarı çevrimlerini birleştirerek doğru akıma dönüştürüyor. Ancak bu doğrultulan sinyal tam anlamıyla düzgün bir DC değil. Bu noktada devredeki filtreleme elemanları kullanıma giriyor. Devrede kırmızıyla işaretlenmiş olan kapasitörlere dikkatle bakın. Bu kapasitörler elektrolitik kapasitör olarak adlandırılıyor ve genellikle yüksek kapasitans değerlerine sahipler. Peki bu kapasitörler ne yapıyorlar? Doğrultulan sinyaldeki dalgalanmaları yine ripple olarak adlandırdığımız bu pürüzleri düzeltiyorlar. Özellikle yüksek kapasitans değerlerine sahip olan bu elemanlar sinyalin daha düz bir hale gelmesini sağlıyor. Bir diğer önemli bileşen ise endüktör, yani bobin. Şemada endüktörün köprü diyottan sonra kapasitörlerle birlikte yer aldığını görebiliyorsunuz. Endüktörler sinyaldeki yüksek frekanslı parazitleri filtreler. Aynı zamanda kapasitörlerle birlikte çalışarak sinyalin daha stabil hale gelmesini sağlar. Bobinin indüktansı burada oldukça önemlidir. Yüksek indüktans değerine sahip bobinler sinyali daha yumuşak hale getirir. Devredeki bu yapı aynı zamanda bir pi filtre topolojisine benziyor. Pi adını almasının sebebi bu elemanların devrede bir pi şeklini oluşturmasıdır. Pi filtreler çıkış sinyalini düzenlemek için hem kapasitör hem de bobinlerle birlikte kullanıldığında çok etkili bir yöntem oluyor. Bu şemada bir diğer dikkat çeken nokta yük direncidir. Yük direnci genellikle çıkıştaki yükü temsil eder ve devrenin tasarlandığı çıkış akımını belirler. Örneğin burada gördüğünüz yük direnci yaklaşık 8 kilo ohm. Bu direnç çıkış sinyalinin nasıl bir voltaj ve akım değerine sahip olacağını kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi bu devredeki her bir bileşen çıkış sinyalini düzenlemek için kritik bir role sahip. Hadi şimdi filtreleme işlemini daha yakından incelemek için filtre türlerine göz atalım. Burada ekranda birkaç farklı filtreleme tasarımı görüyorsunuz. Pi filtre tasarımı hem giriş hem de çıkışta kondansatörler kullanır ve ortada bir bobin yer alır. Kondansatörler düşük frekanslı dalgalanmaları düzenlerken bobin yüksek frekanslı parazitleri bastırır. Bu kombinasyon sinyali hem dalgalanmalardan hem de parazitlerden arındırır. Bobinler yüksek frekanslı sinyalleri filtreliyor, kondansatörler düşük frekanslı sinyalleri filtreliyor. Görselde gördüğünüz gibi pi filtrelerin farklı tasarımları olabiliyor. Özellikle büyük bobinler ve yüksek kapasitans değerine sahip kondansatörler endüstriyel uygulamalarda oldukça sık kullanılır. Bu filtreleme yapıları hassas ölçüm cihazları veya düşük gürültü gerektiren devrelerde tercih ediliyor. Simülasyonda kapasitörlerin ve bobinlerin devreyi nasıl etki ettiğini görebiliyorsunuz. İlk olarak köprü diyot çıkışından gelen dalgalı sinyal ekranda görünüyor. Dalga formunda inişli çıkışlı bir yapı fark ediliyor, değil mi? Kapasitörler devreye geldiğinde bu dalgalanmaların nasıl azaldığını görebilirsiniz. Özellikle 2 adet kapasitör kullanılmasıyla sinyalin çok daha düzgün hale gelmesini sağlayabiliriz. Bobin eklendiğinde ise parazitlerin nasıl bastırıldığını gözlemleyebiliriz. Bobin bu kapasitörlerle birlikte çalışmasıyla dalgalanma neredeyse tamamen yok oluyor. Bu temiz sinyal hassas cihazlar için ideal bir güç kaynağına dönüşüyor. Son olarak çıkıştaki yük üzerinde voltaj ve akım değerlerini inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yük direncine uygun bir şekilde sabit bir voltaj elde ediyoruz. Ancak bu voltaj çok yüksek. Bir sonraki videoda anahtarlamalı güç elemanlarına değineceğiz. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup videoların devamı için ise yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şu an gördüğünüz voltaj yaklaşık 220 volt. İlerleyen videolarda bunu ihtiyacımız olan 5 volta ve uygun akım değerlerine nasıl dönüştüreceğimizi SMPS gibi, flyback gibi topolojiler hakkında fikir veren videolarımızı yayınlayacağız. Böylece anahtarlamalı güç elemanları hakkında fikir sahibi olacağız ve bu tip adaptörlerin arızalarını ortadan kaldırabilmek için profesyonel bir bakış açısı kazanacağız. Bugün köprü diyottan sonra devreye giren filtreleme elemanlarının nasıl çalıştığını inceledik. Şimdi bir konuda sizleri uyarmak istiyorum. Elektronik devrelerle çalışırken mutlaka güvenlik önlemleri alın. Özellikle yüksek voltajlı devrelerle uğraşırken yalıtımlı ekipmanlar kullanmayı ihmal etmeyin ve dikkatli olun. Elektrik şakaya gelmez. Burada görmüş olduğunuz kondansatörler yüksek voltajlarda çalışıyor. Yaklaşık 300 volt civarında. Bu kondansatörleri deşarj etmeden devreye kesinlikle dokunmayın. Emin olun bütün kapasitörleri özenle deşarj olmasını sağladım. Sizler de bu yüksek voltaj kapasitörlere çok dikkatli olun ve deşarj etmeden sakın kullanmayın. Bu videoda anlattığımız devre kanalımızdaki diğer içeriklerle bağlantılı. Eğer henüz izlemediyseniz sigorta ve köprü diyot konularını ele aldığımız videolarımızı mutlaka izleyin. O videolar bu içeriği daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu seride sıradaki videolarımızda anahtarlamalı güç devrelerine giriş yapacağız.